edelim. Bakın ne yaptık? İkinci bölüm. Ne diyor? Dahası da var. Dahası, yani fazlası da var. Şimdi bakalım neyden bahsediyoruz? Şöyle, neyden bahsediyoruz? Bakın burada yine bazı kelimelerimiz var. Ona da, bilsem de, bilmesem de, büyümüş de küçülmüş, görsem de tanıyamam, sen de mi, sen de. Burada de, da bağlacından bahsedeceğiz. Cümlelere bakalım. Bu ilginç haberi ona da anlattık. Bunu bilsem de olur, bilmesem de olur. Zehra'nın kızı büyümüş de küçülmüş. Onu görsem de tanıyamam. Sen de mi inandın ona? Aman sen de. Bunların hepsi de, da bağlacı ile ilgili örnek cümleler diyoruz. Şimdi bazı resimler var burada. Bu resimlerde neyden bahsediliyor bakalım. Ne diyor bakın? Şöyle aşağıdaki boş yere resimlerle ilgili fazla, ekstra olan durumlardan bahsedeceğiz. Nasıl? Şimdi birinci resim ne diyor? Bakın birinci resme bakıyoruz. Bir fincan, bir bardak. Fakat ne diyor? Dahası da var. Bu bir kurabiye tabağı. Bardağın alt kısmında bir kurabiye için küçük bir yer var diyoruz. Şimdi bunun gibi düşüneceğiz. Yani hem tabak hem fincan, bardak. Diğer resimlere de böyle bakalım. Şimdi ikinci resim ne diyor? İkinci resimde ne var? Şöyle siliyorum tahtayı. İkinci resimde bir kitaplık var. Evet. Ve kitaplığın altında bir ışık var. Yani ne yazacağız buraya? Şimdi bakalım ne diyor? Bu bir kitaplık. Ne diyeceğiz? Dahası da var. Dahası da var. Bu bir lamba. Çünkü kitaplığın altında lamba vardı. Bu bir lamba. Peki. İkinci resim bu şekilde dedik. Üçüncü resimde ne var? Bakıyoruz. Kesme tahtası değil mi? Peki aynı zamanda nedir? Bakın kesme tahtası. Aynı zamanda nedir? Bir tartı değil mi? Tartı. Bu bir kesme tahtası. Dahası da var. Bu bir. Şöyle buraya da yazalım. Dahası da var. Dahası da var. Siz de tahmin edin benimle birlikte. Dahası da var. Bakıyoruz şimdi nedir? İki dedik. Bu bir kesme tahtası. Dahası da var. Bu bir ne diyeceğiz? Tartı, terazi değil mi? Tartı. Diğer resim. Bu bir çanta. Dahası da var bakın. İşaret ışığı değil mi? Dahası da var. Bu bir işaret ışığı. Diğer resim. Bu bir kurutma makinesi. Dahası da var bakın. Dahası da var ne? Alet çantası diyebiliriz. Ona benziyor. Dahası da var. Bu bir alet çantası. Şöyle. Bu bir alet çantası. Çantası. Son resim. Bu bir masa. Dahası da var. Bu bir neye benziyor? Bakalım. Mesela neler var içinde? Sehpa var, sandalye var, kıyafetleri koyulacak bir yer var. Yani bu bir oda gibi aslında. Ne diyeceğiz? Bu bir oda. Odaya benziyor değil mi? İşte burada bakın hep neyi kullandık? De, da bağlacını kullandık. Şimdi devam edelim. Okuma bölümüne geldik. Önce tahtayı siliyorum. Bakın okuma bölümünde neyden bahsetmiş? Başarabilmek demiş. Şimdi resimlerde bazı ünlü mucitler var. Kimdir bunlar? Ünlü insanlar var. Bazıları mucit, bazıları değil. Bakacağız. Albert Einstein. Başka? Thomas Edison. Bill Gates.
En sonda kim var? Lionel Messi ve en sonda kim var bakın? Lance Armstrong. Bunlar bazı ünlü şahıslar. Şimdi bu metni yüksek sesle okuyun ve daha sonra altta metinle ilgili bazı sorular var, eşleştirmeler var. Bunları yapın, fotoğrafını çekin, bize gönderin diyoruz. Devam edelim. DDA bağlacından bahsettik. Şimdi DDA bağlacını hatırlayın, biz öğreniyoruz değil mi? Duyuyoruz her zaman. Şimdi ne yapacağız? Hangi manalarda kullanacağız? Bir diyoruz, cümleye gibi, eşitlik, katılma, üstelik manasında kullanıyoruz. Peki bakalım. Nikaha Ahmet de geldi. Yani zaten diğer kişiler geldi. Üstelik fazla olarak, yani dahası da var manasında Ahmet de geldi. Ve bakın DDA bağlacını şunu unutmayın. Her zaman ayrı yazıyoruz. Ayrı. Her zaman bunu unutmayın. Ayrı yazıyoruz. Yazıyoruz. Peki bu DDA bağlacının T, ta hali var mı? Asla. Hiçbir zaman şöyle göstereyim. T, ta olmaz. Bakın, hiçbir zaman T, ta olmaz. Sadece D, da ve her zaman ayrı yazıyoruz. Burayı unutmayın. Şimdi bakalım. O makyaj yapsa da yapmasa da güzel. Öğretmenimi seviyorum, sayıyorum da. Çocukların üçü de bahçeye çıkmış. Şimdi zıtlık, karşıtlık manasına bakalım. Bu kalıptır. Büyümüş de küçülmüş. Büyümüş de küçülmüş. Yani sanki bu çocuk önceden büyük bir insandı. Sonra sanki tekrar çocuk olmuş gibi. Bunu çok akıllı, zeki çocuklar için kullanıyoruz. Bu bir kalıptır. Bakın yine ayrı yazılmış. Söylediklerine gel de inanma. Yani inanma. Aslında tam tersi, inan. İnanmalısın demek istiyor. Bu yanlışlıkları gör de utanma. Aslında ne diyor? Utan, utanmalısın. Oğlunun yaptıklarına duy da şaşırma. Yani duy ve şaşır. Bakın buradakinin tam tersi. Yani duy, inan ve şaşır diyoruz. Devam edelim. Bakın başka ve en çok kullandığımız manası nedir? Dahi, bile dahi anlamında kullanıyoruz. Bakın yine burası aynı. Burayı unutmayın. Bile dahi anlamında kullanıyoruz. Burası her zaman önemli dedik. Devam ediyorum. Matematiği sevmesen de çalışmalısın. Hatırlayın B1'de. Sevmesen bile. Size bir zarf fiili hatırlattı mı? İşte bu o zarf fiile benziyor. Aynı mana olarak. Devam. Sana çok kızmış. Çağırsan bile gelmez. Gelse bile oturmaz. Bunu hatırladıysanız hangi manada kullandığımızı öğrenmiş olursunuz. Şimdi bakalım. Ne demiştim ben? Şöyle. Bakın şurada bir cümle verdim değil mi? Her zaman ayrı yazılır, teta olamaz dedik. Peki teta olan neydi? Hocam teta vardı ama bu neydi? O hal eki, durum eki. Bakın karıştırmayın. Mesela diyorum ki okulda. Bu nedir? Beraber olan, teta olan ya da sınıfta. Bakın öğrenciler bununla karıştırıyor. Bu hal ekidir. Hal eki. Hal eki. Yani durum değil mi? Hal, durum, eki. Hal, durum, eki beraber yazılır ve teta olabilir. Fakat ne dedim? Deda, bağlaç her zaman ayrı yazılır ve
teta olamaz. Şöyle teta olamaz diyoruz. Şimdi burada kontrol edelim. Öğrendik mi? Şöyle. Burada bazı cümleler var. Diyor ki hangisi ayrı olacak? Yani DDA'nın ayrı yazılması gerekir. Yani bağlaç halini soruyor bize. Bakalım kaç tane cümle var? Şöyle 16, 20 tane cümle var. Çok güzel. Bakalım şöyle bir tık daha küçültürsek ne olur? Bakıyorum. Evet, böyle güzel olabilir mi? Olamaz. Şimdi bakalım. Şurayı unutmayın. Buraya göre yapacağız. Buraya göre yapacağız. Olmuyor. O zaman zorlamanın bir alemi yok. Şimdi bakalım. 20 tane cümlemiz var. Bakalım. Bir diyor. Şurayı unutmayın. Siliyorum. Ama siz unutmayın. Şimdi beraber yapalım. Bir. Bu sınavı kazanmamda senin büyük katkın var. Bu hal eki midir, bağlaç mıdır? Tahmin edin. Hal eki mi, bağlaç mı? Hal eki ise H yazacağız. Bağlaçsa B yazacağız. Bu şekilde. Bakıyorum. Bu sınavı kazanmamda senin büyük katkın var. Şöyle burayı sildiğimde cümlenin manası bozuluyor mu? Evet. Manası bozuluyorsa bu bir hal ekidir. O zaman doğru yazılmış mı? Hal eki ne dedik? Beraber yazılır. Doğru yazılmış mı? Evet. Peki bağlaç mı? Hayır. Bakın bizde buradan ne istiyor? Ayrı yazılması gereken. Burada ayrı yazmamıza gerek yok. Çünkü bu zaten doğru ve bir hal eki. Peki o zaman buraya ne işaretliyorum? Hal eki. Peki hal ekini doğru yazmışlar mı? Evet. O zaman hem artı hem de H yani hal eki yazıyorum. 2. Akşam geç yatmıştım da bu yüzden uykum var. Bakın bu bir bağlaç. Bağlaç. Peki doğru yazılmış mı? Hayır. Çünkü bağlaç ne dedik? Ayrı yazılması lazım. 3. İstanbul'a geldiğimde sende kalacağım. 2 tane var. İstanbul'a geldiğimde sende kalacağım. İkisi de hal ekidir. İkisi de doğru yazılmıştır. Çünkü hal ekleri beraber olur dedik. Hal eki ve doğru diyorum. Peki diğer cümle. Türkçe öğrenmek için kitap okumanda fayda var. Yine bu bir hal eki ve doğru yazılmış. 5. Bir haber gönderse de üzülmesek. Bakın bu bir bağlaç. Fakat bağlaçlar ayrı olur dedik. Yanlış yazılmış. Bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış diyoruz. 6. Böyle sıcak havalarda kalp hastalarının dışarı çıkmamaları gerekir. Bu bir hal eki ve doğru yazılmış. Bu işi Sevgi de Funda da yapabilir. Şimdi bakın burada 2 tane var. 3 tane değil. Bu Funda dediğimiz bir kız ismi. Orijinal hali. Funda da bu şekilde olmasıydı. Fakat bakın yanlış yazılmış. Bunun için ikisi de bağlaçtır. Bakın ikisi de bağlaçtır. Şurası Sevgi de Funda da bağlaç fakat yanlış yazılmışlar. Bağlaç yazıyorum ve yanlış yazılmış diyorum. İş çıkışında seninle bir yemek yiyelim. Bu bir hal eki ve doğru yazılmış. Onun nerede olduğunu, burayla bir alakamız var mı? Hayır, bu zaten kelime değil mi? Onun nerede olduğunu bilsem de söylemem. Bu bir bağlaç fakat yanlış yazılmış. Çünkü bağlaçlar ayrı yazılır. 10. Buraya oturmamda bir sakınca var mı? Bu bir hal eki ve doğru yazılmış. Oynayacağına git te ders çalış. Bakın komple yanlış. Nasıl olacak? Git de. Bakın teta yapmışlar ve beraber olmuş. Bu kesinlikle yanlış bir cümle.
Peki bağlaç mı? Evet, bağlaç. Doğru yazılmış mı? Hayır. Niçin tatile çıkmakta? Bu kadar ısrar ediyorsun. Tatile çıkmakta ısrar ediyorsun. Burada bir problem var mı? Hayır, bu bir haleki ve doğru yazılmış. 13. Sen de mi bu dersi geçemedin? Sen de mi? Bakın bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış. Bağlaç, yanlış yazılmış diyoruz. 14. Şimdi bana kızıyorsunuz ama gelecekte haklı olduğumu göreceksiniz. Gelecekte. Bu normal bir hal eki ve doğru yazılmış. Şöyle doğru. Yağmur yağsa da, yağmasa da dışarı çıkacağım. Bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış. Şöyle yanlış gösteriyorum. 15 tane cümle bu şekilde. Devam edelim diğer cümlelere de. Şöyle siliyorum buraları. Şöyle. Nerede kalmıştı? 16, değil mi? Buraları yapmıştık zaten. Ne demişti? Gelecekte. Bu bir haleki ve doğru. Bu neydi? Sen de mi? Bağlaç ve yanlış. 15 ne demiştik? Yağsa da yağmasa da bağlaç ve yanlış yazılmış. 16. Yaz gelse de denize gitsek. Bu bir bağlaç fakat yanlış yazılmış. Ben de yanlış yazdım. Eksi değil mi? Çünkü ayrı olması lazım. O köpek çok saldırgan, korkmakta haklısın. Bu bir hal eki ve doğru yazılmış. Bu konuyu saatlerce tartışsak da, bakın yanlış ne olacak? Tartışsak da, ayrı. O zaman bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış diyoruz. Toplantıya Ahmet Bey de gelecek mi? Bakın Ahmet Bey de ayrı olacak. Bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış. 20. İstanbul'a kadar gelmiş de bana uğramamış. Bu bir bağlaç ve yanlış yazılmış. Ne olacak? İstanbul'a kadar gelmiş de ayrı olacak. İşte bu şekilde yapıyoruz. Bakın bağlaç ve doğru yazılanlar var, yanlış yazılanlar var. Şimdi de daha bağlacı bu şekilde diyoruz. Peki devam edelim. Bakın dinleme metni için bizimle irtibat halinde olun. Dinleme metnini dinleyin ve daha sonra metinle ilgili bu sorulara cevap verin diyoruz. Yazma ve konuşma bölümünde neyden bahsediyor? Diyor ki bir ürünü tanıtan bir reklam metni yazın. Yani bir ürün, bir eşyayı tanıtmak için reklam yazın. Reklam metni, reklam hikayesi yazın. Fotoğrafını çekin, bize gönderin diyoruz. Konuşma bölümünde ne var? Bakın, konuşma bölümünde diyor ki çok yönlü, yani çok fazla becerisi, kabiliyeti olan bir insan kim olabilir? Mucitler olabilir, işte ünlü bilim adamları olabilir, ressamlar, şairler olabilir. Herhangi ünlü bir insan için bu durumu konuşun. Ses kaydı olarak bize gönderin diyoruz.